Bugün hiçbir masraftan kaçınmadan, hiçbir emekten feragat etmeden dostlarım için, arkadaşlarım için, kardeşlerim için gittim Windows 11'i bir VM içerisinde kurdum. Diyeceksin ki abi niye VM'e kurdun? Niye Kine? Ya şimdi bende bir durum var arkadaş. Ben Microsoft'a güvenemiyorum yani. Bu yeni bir şey çıkardığı zaman ben güvenemiyorum. Ama bunun sebebi ne? Son derece haklı sebeplerim var sevgili kardeşim. Ben insanoğlu olarak Windows 3.1'den Windows 3.11'e geçişte makinamı elime aldım. Windows 95'ten Windows 98'e geçişte makinamı elime aldım. Windows 98'den sonra Windows 98 SE'ye geçişte hiçbir şey olmadı. Allah ne kadar güzel dedik. Windows Mi'ye geçişte, Millennium Edition'a geçişte makinamı elime aldım. Millennium Edition'ın Allah belasını versin dedik. Ondan sonra Windows 2000 Professional'a geçtim. Allah'ım bu ne kadar güzel bir makina, ne kadar güzel bir işletim sistemi dedim. Mükemmel mükemmel devam etti. Mük. Ondan sonra Windows XP geldi zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Harika bir şekilde trend devam etti. Arada bir yerde yanlış hatırlamıyorsam yine Windows Vista. Abi Windows Vista'ya geçerken de makineyi elimize aldık. Windows Vista'nın Allah kahretmeye dedik. 8'e geçtik. 8 de berbat çıktı. Ondan sonra 8.1'e geçtik. Hadi biraz daha toparladı. Windows 10'a geçtik. Oh çok şükür çalışıyor dedim. Artık ben makinamı elime almak istemiyorum yani. Sürekli bunlar başıma geldiği için haklı olarak ben dedim ki yeter lan. Ben dedim VMware'de açacağım. O yüzden arkadaşlar hiçbir masraftan kaçınmadık. Gittik önlemlerimizi aldık. Windows 11'imizi VMware'ımıza kurduk. Çiçekler gibi. Nedir ne değildir bir gösterelim size arkadaşlar. Bak böyle duruyor. Krallara layık. Windows uygulamalar var. Böyle şekilli şukullu. Güzel bir alet. Şimdi arkadaşlar Ubuntu falan kuramıyorum. Bir takım terslikler var. Doğru dürüst çalışmayan şeyler var. Bilmem neler var. Bunlara ayrıca değineceğim. Önemli bir şey söyleyeceğim devam etmeden evvel. Bu APK'ların Amazon Marketplace'den alıyor. Oradan yüklüyor. Google Play Store'dan yüklemiyor. İlk biz bu konudan bahsettiğimiz videomuzlarla konuşurken diyorduk ki Android uygulaması çalıştıracağım deyince aklınıza ne geliyor? Beraber derine iniyoruz. PUBG Mobile, BlueStacks'e bay bay demek. Clash of Clans, Zombie, Postegro, WhatsApp, işte bu, Termux. Aynen. Bu acaba Google Play Store'dan mı yükleyeceğiz falan? Amazon'danmış arkadaşlar. Amazon'dan yükleniyor. Bazıları şey dediler, ulan Amazon'da da çok fazla uygulama yok. Nasıl olacak bu işler falan filan dediler. Abi öyle bir durumda da canavar gibi herifin APK sideloading olayı, yani APK dosyalarının yüklenebilmesi hadisesi Windows 11'e geliyor olacak. Burada bir sıkıntı yok. Hatta bu da teyit edildi. Onaylanmış bilgi. Yani Windows 11'e APK'ları yükleyebiliyoruz. Devamında arkadaşlar evimize geldik. Windows 11'imizi download ettik. Krallara layık ben bunu install edeceğim dedik. Tıkladık. Karşımızda şöyle bir ekran. This PC cannot run Windows 11. Ay, nasıl yani? Çalıştıramıyorum diyor. Baba nasıl çalıştıramıyorum? Vallahi dıklıyorum. Çalıştıramıyorum. Dıklıyorum. Çalıştıramıyorum. Diyor ki bir takım işlemleri gerçekleştirmen lazım. Öyle her önüne gelen Windows 11 çalıştırama. Olmaz diyor. İzin vermem diyor. Lan sen işletim sistemisin oğlum. Sen çalışacaksın. Ne demek çalışamam? Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz yani. Ama ne yazık ki var. Bu arkadaş sevgili dostlar TPM 2.0 diye bir arkadaş requirement ediyor. Bak şu arkadaş. TPM 2.0 denen alet eğer son 3 yıllık falan bir makineniz varsa onun içerisinde zaten mevcut. Bu olayı bir geriden alalım. TPM ne işe yarıyor? Neden kullanıyoruz? Şimdi arkadaşlar TPM diye bir şey bilgisayarların anakartları için çıktı. Bu arkadaş aslında temelde random numara üreticisi. Aynı zamanda keylerinizi tutuyor, RSA key'ini çıkartıyor, işte SHA bir hash yapıyor, signature engine'ini çalıştırıyor, key storage yapıyor. Keylerin management'ı ve random olarak numara yaratma işlerinden sorumlu bir arkadaş. Bu arkadaş ilk çıktı TPM 1.0 diye. Anakartın üstüne koydular bunu. Anakartta böyle cincik kadar bir tane çip. Bu adamı niye koydular? Neden var bu adam? Neye hizmet ediyor? Onu söyleyeyim önce. Bu adam arkadaşlar sizin bilgisayarınızın sözünüzü ettiğiniz bilgisayar olduğunu ispatlayan arkadaş. Dünyanın en saçma cümlesini kurmuş olabilirim. Ama az sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Takılmayın. Hikaye şu. Ben canım, bu da benim bilgisayarım. Sen sözünün eri misin? Gerçekten bu dediğin doğru mu? Değil miyi? Ölçen arkadaş ahanda bu. Bilgisayarın RAM'ini değiştirdin. Buradaki numara değişiyor. Bilgisayarın diskini değiştirdin. Küt bu numara değişiyor. İşlemcisini değiştirdin. Küt bu numara değişiyor. Bu eleman sizin diskinizi siz enkript ettiğiniz zaman yani kriptoladığınız zaman bunu kriptolayan ve siz login olduğunuzda açan bir anahtar üretiyor diyorum basitleştirmek için. Siz eğer bilgisayarda herhangi bir bileşeni değiştirirseniz yani bu şekilde anahtarla kriptolanmış bir tane hard diski aldınız, bilgisayarı çaldınız, hard diski söktünüz, başka makineye taktınız, içine erişmeye çalıştınız. Erişemiyorsunuz abi. Çünkü başka makineye taktığınız zaman farklı TPM, farklı numara,
birbirlerine uymadıkları için BitLocker açılmayacak. Bu bir. İkincisi, başka bir kullanıcıyla girmeye çalıştınız. Yine açılmayacak. Bazen ileri seviyelerinde şunu yapabiliyorsunuz Enterprise tarafında. Farklı bir lokasyondan makineyi götürüp açmaya çalışırsanız o da açılmıyor. Encryption bu kadar etkili. BitLocker'ın kendisi değil. Bu cincik kadar çip ilk başta bunun için yapıldı. Yani bilgisayarınıza sizden başka birisi erişmeye kalktığı zaman bunu durdurmak için. PIN mevzusuna gelince de şuna geliyoruz. PIN parola gibi değildir abi. PIN ne yapar biliyor musunuz? Siz bilgisayara erişme ihtiyacı olduğu zaman kolaylıkla erişebilin ve bilgisayarda bir şeyler değiştirilirse de buna kolaylıkla müdahale edebilsin diye yapılmış bir ürün. Mesela PIN'i yanlış girdiğiniz zaman da direkt blokluyor, şifreyle gir o zaman diyor. Ya bir iki tane deneme hakkınız oluyor, üç tane hakkınız oluyor, ondan sonra şifreyle girmenizi bekliyor. Yani bu bilgisayardan, benim oturduğum lokasyondan, benim bilgisayarımdan, benim bağlı olduğum network'ten, bağlı olduğum şekilde o PIN'i doğru yazarak girebilirsiniz. Yani benim evime gelmeniz lazım. O yüzden de o PIN'i bilmeniz, hani o tahmin etmeye çalışıyorsunuz ya, o PIN'le internetten bir yerden, herhangi bir yerden benim hesaplarıma giremezsiniz. Sadece bu bilgisayara login olmanız da işinize yarar. O da bu bilgisayarı ele geçirmeniz gerekiyor. Yani Danimarka'ya bekliyorum sizi dostlar. Gelin burada o PIN'i denersiniz. Veya ben İstanbul'a bu makineyi götürürsem orada denersiniz. Tamam mı? Şimdi o yüzden hani PIN'i bulmanız bir şey ifade etmiyor'yu anlaştık. Tamam mı abi? TPM mevzusuna geri dönelim. Bence Windows'un bu istekleri adamı bezdiren cinsten. Neler var abi? Diyor ki Secure Boot istiyorum. TPM 2.0 istiyorum. Ondan sonra UEFI istiyorum. Onu da istiyorum. Bunu da istiyorum. Adam sürekli istiyor. Mütemadiyen bir şeyler istiyor bizden. Böyle bir dünya yok yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum TPM 2.0 dediğin şunun şurasında ne kadarlık zamanlık bir şey. Yani bu cincik kadar çipi herkes her yere takamasın diye işlemciler gittiler. FTPM diye bir şey yaptılar. İşlemcinin içine gömdüler TPM'i. Böylelikle de mevzuyu çözdüler. İşlemcinin içine gömdüğün zaman Intel işlemcin, AMD işlemcin, bilmem ne, deminki soruya geri dönüyorum. Mac'te de dahil olmak üzere hepsine yükleyebiliyorsun. Bu güzel bir şey. Tamam, harikasın. Ama 2.0 olması lazım. Yani 3 yıldan biraz eski bir makinen varsa hashed to blackboard, cache on the table. Bruh. Abi biz böyle bir şey olduğu zaman ne yapacağız? Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Biz ne yaptık? Tabii ki arkadaşlar. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Ne yaptık? Oturduk. Sizin için çalıştık. Gittik beraber. Bunu bypass etmenin yollarını bulduk. Ey Windows! Sen mi büyüksün, biz mi büyüğüz? Windows büyük değil mi? Evet abi, pardon. Windows daha büyük. Haklısınız. Birçok yöntem var. Birkaç tanesini hemen hızlı hızlı anlatıyorum. Windows USB disk yapıyorsun. Media Creation Tool'u ile kullanıyorsun. Rufus'la da olur. USB diskinden alıyorsun abi. Install EST veya Install Vim, duruma göre hangisi ise. Onu açıyorsun. O bir klasör. O klasörün içindeki, Vim'in içindeki dosyaları abi alıyorsunuz. Direkt gidiyorsunuz. Windows 11 Install ISO'sunun içine koyuyorsunuz. Bu bir. Onun dışında abi Windows 10 kurarsınız önce. Sonra yerinde upgrade edersiniz. Bu zaten hepimizin 3 aşağı 5 yukarı kullanacağı metot. Arkadaşlar bu internette var. Benim özel bir şekilde bulduğum bir şey değil. Sadece size nasıl yapılacağımı anlatıyorum. Güzel yanı şu, UUP Dump diye bir web sitesi var arkadaşlar. Burada geliyorsunuz, Windows 11 diye aratıyorsunuz abi. Bunun güzelliği şu, buradaki build'lar Windows 11 Insider Preview X64. Mesela bu Core Release var. Bunu basıyorsunuz abi. Bu en son çıkan updatelenmiş hali. Bunu ISO olarak direkt yazıyorsunuz. Bu da kuruyor. Çünkü VM'e nasıl kurduk abi biz? VM'de TPM, EPM doğru dürüst çalışmıyor nihayetinde. Buradan da ISO'yu indirirseniz bu da çalışıyor. Ama bu kaynak ne kadar güvenli, bunlar ne kadar doğru, bu size kalmış. Tamam mı? Bunu kendiniz güveniyorsanız test edin. Bu bir diğer yöntem. En son olarak da arkadaşlar, WinPass 11 Guided Installer diye bir tane uygulama var. Adamlar yazmış. Bunu alıyorsun betasını, en son sürüm olarak. Exe, indir Aeon. Exe'yi çalıştır Aeon. Hepsini bypass ediyor. Bütün her şeyi. Ondan sonra Clean Installation yap diyorsun. Bas diyorsun Registry Tweaklerini. Çatır çatır Registry'sini değiştiriyor Installation'ın. Ondan sonra da yapıştır abi diyorsun. Secure Boot ve TPM'i patlatıyor arkadaş. Ondan sonra da gidiyor. Arkada ne yapıyor biliyor musunuz bu dosya? Setup'a gidiyor. Yeni bir tane şey açıyor. Lab config'in içerisine giriyor. Ondan sonra da yeni bir tane dword açıyor. Dword'lerde de gidiyor abi. RAM check, bypass, UEFI check ve bypass TPM check yazıp hepsinin value'sunu bir yapıyorsunuz. Onu kaydediyorsunuz. Bu işlemin tamamını otomatik olarak yapan uygulama bu. Kendiniz de yapabilirsiniz. Bu aşağıda paylaşacağım sayfada TPM check, RAM check, bir de en son olarak da oradan bana bir tane UEFI check diyorsun, bypass ettir diye, o şekilde direkt kurulumu yapabiliyorsunuz. Yok efendim TPM isterim, yok efendim Windows 11'i onu isterim, bunu isterim, şunu da isterim, ondan sonucuma o olmazsa bunu isterim, o da olmadı bunu da isterim, bilmem ne şeklinde bize isteklerini yığan bir arkadaşı ne yapıyoruz? Engellemiş oluyoruz. İleride soru çıkartmaz mı? Sevgili kardeşim, her türlü çıkartır.
Her türlü sorun çıkartır, her türlü de patlarsınız. Onu bir peşin söyleyeyim. Bu tamamen hani ben Windows 11 deneyeyim, bızdıklayayım, bıncıklayayım, ıncıklayayım, cıncıklayayım. Bakayım bunda var mı, güzel çalışıyor mu, orasını burasını mıncırayım dersen böyle yapıyorsun. Dersen ki abi bunda virüs var mı? Vardır, yoktur. Bilmiyorum. Ben gidip kendi ana makinamı böyle Windows 11 yapmadım. Kendi makinamdan, dev channel'dan yapıştırıp yapmadım. Onun için bilmiyorum arkadaşlar. Windows 11'in bu zımbırtısında ama VMware'de kullandım. Gidip de kendi ana bilgisayarıma henüz yüklemedim. Onun için biraz beklemeyi düşünüyorum. Dersiniz ki abi ne kadar bekleyeceksin, ne zaman kullanacaksın bilmem ne falan. Takip et kardeşim Twitter'dan, Instagram'dan bilmem nereden, sağdan soldan. Görürsün Windows 11'e geçtiğim zaman, geçtim ben bilmem ne derim yani. Yani mevzu bu arkadaşlar. Gittik. Windows 11'i bypass ettik. Nasıl yapacağımızı anlattık. Windows 11'in en kötü özelliği bu. Onun dışındaki her şeyi canavar gibi. Ben çok beğendim. Vallahi çok da memnun kaldım. Deneyeceğiz işte. Eylül Ekim gibi çıkacak. Bakacağız. Bence keyifli olmuş. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.